Spor Kitaplığından merhaba. Bugün sizlere Futbol Asla Sadece Futbol Değildir isimli kitabı tanıtacağız. Simon Cooper'ın imzasını taşıyan şaheser, spor kitapları için milat kabul ediliyor. Tüm zamanların en meşhur spor kitabı, Futbol Asla Sadece Futbol Değildir, bu alanda değişimin öncüsü oldu. Cooper'ın bu eserinin ardından spor kitapları geniş kitlelerle buluşmaya başladı. Kitabın ülkemizdeki ününe dair çevirmen Sinan Gürtuncay'a da hakkını teslim etmek lazım. Zira orijinal adı Football Against the Enemy, yani düşmana karşı futbol olan eseri, Türk okurlar Futbol Asla Sadece Futbol Değildir adıyla tanıdı. Kitabın içinde geçen bu ibareyi kapağa taşıyan Gürtuncay, kitabın ününe ün katmakla kalmadı, bu ibarenin deyimleşmesinin de önünü açtı. Buna ek olarak Simon Cooper'ın da eserin Türkiye baskısı için uzunca bir önsöz yazdığını belirtmekte fayda var. Türk okurlar, yazarın ağzından ülkemize yaptığı seyahatlerin detaylarını ve Türkiye'de gerçekleştirdiği röportajların perde arkasını da eserde okuma şansına sahip. Yaşamı çok kültürlülüğün merkezinde olan Simon Cooper'ın eseri de dünyanın dört bir yanından hikayeler içeriyor. Cooper'ın en önemli şansı ise kitabın yazıldığı dönem olmuş. Yazar, turunu futbolun tutkudan endüstriyelleşmeye dönüşünün arefesinde yapmasının öneminin altını şu cümlelerle çizmiş. "Ben kitabım için yolculuktayken her ülkenin futbol kültürü bir başkasının futbol kültüründen bugünküne göre çok daha farklıydı. Bugün Barcelona, Dinamo Kiev ve Ajax söz gelimi iç karartıcı ölçüde birbirine benzer oldu. Aynı yolculuğa bugün kim çıksa, Avrupa'nın her tarafındaki oyunun monotonluğunun ötesine geçmek için bayağı güçlük çekerdi." Futbolun yaşamla olan bağının altını kalın biçimde çizen Cooper, yeni bir tarzın oluşmasına öncülük etti. Barış Tut, kitap için kaleme aldığı yazıda eserin bu yönüne vurgu yapmış. "Futbol asla sadece futbol değildir, yeryüzündeki en çarpıcı futbol kitaplarından biridir. Bu güzel oyunun yaşamla iç içe oluşunu kuşkuya yer bırakmaksızın ortaya koyar." Simon Cooper'ın neredeyse bir dünya turu yaparak oluşturduğu çalışmasında farklı kökenlere ve kültürlere sahip insanların oyunun çekimine kapılışının öyküsünü bulursunuz. 1994 yılında İngiltere'de yayınlandığında büyük ilgi gören kitap, spor kitaplarına verilen William Hill ödülüyle taçlandırıldı. Kitap, kısa süre içerisinde bir kült kitaba, başlığı ise bir slogana dönüştü. Eser adından da anlaşılacağı üzere futbolun yeryüzündeki etkisine odaklanıyor. Cooper, kıvrak kalemiyle dünyayı peşinden sürükleyen bu oyunun saha dışındaki yansımalarını okuyuculara sunuyor. Eser, Afrika'dan Arjantin'e uzanan coğrafyada savaşları başlatan ve durduran, yaşamları değiştiren futbolun siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel boyutlarını ele alıyor. Kitabın sunuş yazısını kaleme alan spor yorumcusu Yiğiter Ulu, eserin üzerinde bıraktığı etkiyi şu cümlelerle özetlemiş. "Evet, o güne kadar beni heyecanlandıran, keyiflendiren, su içer gibi okuduğum, hatta defalarca sayfalarına döndüğüm pek çok spor kitabı olmuştu. Ama Cooper'ın satırlarında daha önce hiçbir yerde görmediğim ve tanımlamakta güçlük çektiğim bir şeyler vardı. Sahici bir samimiyet, dozunda bir mizah anlayışı ve bir ilk kitaptan beklenmeyecek olgunluk." Sizlere Futbol Asla Sadece Futbol Değildir isimli eseri tanıttık. Spor Kitaplığından şimdilik bu kadar. Bizlere sosyal mecralarda Spor Kitap Ligi yazarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kitapla kalın.